начинаем мы эту конференцию обновленного комплекса Московского. Открытие Московской соборной мечети стало праздником не только. Esselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Çok değerli kardeşlerim, 8. Teoloji Konferansı'nın başlığı son derece önemli. Bugün sadece biz Müslümanlar değil, bütün insanlığın üzerinde yeniden düşünmesi gereken bir konuyu tercih etmiş bulunuyorsunuz. O da Kur'an'da insan ve insan sevgisini eğitim sistemimize nasıl yeniden yerleştirebiliriz? Bu gerçekten son derece önemli bir konu. Çok önemli üç kavramı sizlerle paylaşacağım. Bir tanesi kerametul insan, bir tanesi ismetul insan, bir tanesi de merhamet eğitimi. Bizim kitabımızın bir sıfatı vardır. Kur'an-ı Kerim'in bir sıfatı vardır. Kur'an-ı Kerim'in sıfatı kerimdir. İnnehu le Kur'anun kerim. O kerim bir kitaptır. Çünkü o insana keramet kazandırmak üzere gönderilmiştir. Çünkü o bizi insanlığı onurlandırmak üzere gelen bir kitaptır. Ve lekad kerramna beni Adem. Biz Adem oğlunu mükerrem kıldık. İnsanoğlu mükerremdir. Kitap kerimdir. Kitabı getiren elçi innehu lekavlu rasulin kerim, o kitabı bize getiren elçi kerim bir elçidir. O kitabı yaşanan bir hayata dönüştüren peygamber Muhammed Mustafa kerim bir elçidir. Kitap kerimdir ve bu kitabın yeryüzündeki en büyük gayesi ve lekad kerramna beni Adem, Adem oğlunu mükerrem kılmak. Dolayısıyla bugün Batı dünyasında human dignity olarak ifade edilen, insan onuru olarak ifade edilen hususların temelleri farklı olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in insana kazandırmak istediği en önemli husus insan onurudur. Dolayısıyla kerametul insan olmadan başka konulara geçmek mümkün değildir. Bugün bütün insanlığın bu konu üzerinde yeniden düşünmesi lazım. Ki bu yüzyılımızda milyonlarca insan katledildi. Yüzlerce savaşta nice insanlar heba oldu. Hala bütün İslam coğrafyasında kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Bütün bunların en temel sebeplerinden bir tanesi biz insanın onuruna saygıyı kaybettik. Biz Rabbimizin insana verdiği değeri kaybettik. Halbuki bizim öyle bir geleneğimiz var ki bizim geleneğimiz insanla Kabe'yi eşdeğer kabul etmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kabetullah'ı bir gün tavaf ederken ona şöyle hitap etmiştir. Ma azama şe'nuk. Ne kadar şanın ne kadar yüce, ne kadar güzelsin. Ma atyabek. Ne kadar hoşsun. Fakat nefsim elinde olan Allah'a andolsun ki bir müminin kalbi senden daha yücedir. Bundan ilhamını alan Mevlana Cami der ki meşhur beytinde Kabe bünyadi halili azerest, dil nazargahi celili ekberest. Kabe Azeroğlu İbrahim'in İsmail'le birlikte inşa ettiği bir binadır. Fakat kalp, müminin kalbi
celil ve ekber olan Allah'ın binasıdır. Celil ve ekber olan Allah'ın nazargahıdır. Biz insana verdiğimiz, Rabbimizin insana verdiği bu değeri kaybettiğimiz için bugün insanlık olarak bu konumdayız. İkinci başlığı İsmetul İnsan. Bu konuda İslam medeniyetinde iki farklı görüş var. Hasreten burayı özellikle dinlemenizi istirham ediyorum. Bu konuda iki tane temel görüş var. Bir tanesi el ismetu bil ademiyeti. İsmetul insan demek insanın dokunulmazlığı demektir. İnsanın dokunulmazlığı derken ismetun nefs, ismetul dem, ismetul mal, ismetul akıl, ismetul nesil, dinin dokunulmazlığı, aklın dokunulmazlığı, canın dokunulmazlığı, kanın dokunulmazlığı ve neslin dokunulmazlığı. İnsan dokunulmazdır. Ve bu dokunulmazlığın bir tek sebebi var. El-ismetu bil-ademiyyeti. Dokunulmazlık Adem olmaktan, insan olmaktan kaynaklanır. O değil mi ki bir insan insandır, o insan olduğu için dokunulmazdır. İnsan mükerremdir. Çünkü bu mükerrem, bu saygınlık, bu dokunulmazlık doğuştan Allah'ın insana kazandırdığı bir meziyettir. Bunu bir başkası çiğneyemez, bir başkası ortadan kaldıramaz. İkinci bir görüş var. El-ismetu bil-imani vel-eman. İsmet dokunulmazlık ya imanla yahut emanla, yani sözleşme ile. Bu iki görüş İslam medeniyetinde tarih boyunca var ola gelmiştir. Ama bugün Rusya'da yaşayan bütün Müslümanların üç tane büyük geleneğine göre asıl olan birincisidir. El-ismetu bil-ademiyyeti. Sizin üç tane büyük geleneğiniz var. Rusya'da yaşayan bütün Müslümanların üç tane önemli büyük geleneği var. Birincisi Hanefi Maturidi geleneği. Bu geleneğe göre insanın dokunulmazlığı Adem olmaktandır, insan olmaktandır. İkincisi tasavvuf geleneği. Bu topraklardaki tasavvuf geleneği de aynı şekilde insanın değerine çok önem vermiştir. Üçüncü gelenekte Alimcan Barudilerin, Şihabuddin Mercanilerin, Musa Carullahların başlattığı, sizin cedidizm olarak adlandırdığınız ama İslam'ı bu asrın idrakine nasıl sunabiliriz üzerinde duran büyük alimlerin geleneğidir. Bu üç gelenek insana verdiği değer bakımından birincisini tercih etmiştir. El-ismetu bil-ademiyyeti. Dokunulmazlık, insanın dokunulmazlığı ancak insan olmaktan kaynaklanıyor. Birinci görüşe göre, bu görüşe göre öteki sadece zalimdir. Öteki sadece zalimdir. فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. Düşmanlık sadece zalime yapılır. Ama ikinci görüşe göre el-ismetu bil-iman vel-eman denirse, ki pek çok farklı geleneklerde bu da vardır, buna göre mümin olmayan ötekidir. Ama bugün geldiğimiz dünyada görüyoruz ki birinci görüş çok daha isabetli ve çok daha doğrudur. Çok daha Kur'anidir. Eğer Kur'an'da insan üzerinde duracaksak bunun çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da tabii ki merhamet. Merhamet konusu bugün insanlığın yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesi, değerli dostlar, insanoğlu vicdanını ve merhametini kaybetti. İnsanoğlu vicdanını ve merhametini kaybetti. Ve bugün biz Müslümanlar da merhametimizi kaybetmiş vaziyetteyiz. Başka insanların gelip bizden öğrenecekleri merhameti biz kaybettik. Halbuki bizim peygamberimiz وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor. Kendisi بُعِسْتُ رَحْمَةً وَمَا بُعِسْتُ لَعَانًا. Ben rahmet olarak gönderildim. Ben lanetçi olarak gönderilmedim buyuruyor. Merhameti söylem olmaktan çıkarıp eğitime katmamız lazım. Bugün bütün insanlığın sadece merhamete değil, merhamet eğitimine ihtiyacı var.
İlkokul birinci sınıftan son sınıfa kadar, bütün üniversitelerde, bütün ilkokullarda, bütün ortaokullarda insanoğlu nasıl merhametli bir varlık haline getirilebilir, bunun eğitimini vermeliyiz. İşte o zaman biz eğitim sistemimiz içerisine insan sevgisini, insanın değerini, kerametül insanı, ismetül insanı, insanın dokunulmazlığını ve insanın kainata ve bütün insanlığa karşı merhametini de yerleştirmiş oluruz.